istimsal ve kısmen dersin ki kreditör, metin yazarlığı gibi işlerle uğraşıyorum. Ben şunu sormak istiyorum üç aday adayına. Yani insanlara bir güven sorunu var. Siyasetçilere, ilgilerine umutsuzluk dedi az önce bir aday adayımız. Bu nasıl çözülecek? Yani bütün yapısal sorunlar, planlar, projeler yapılabilir ama yani insanların beklentisi yok. Yani ben bu noktalara tıkanıyorum yani. Bir değişim olacak mı, olmayacak mı belli değil. Bu değişim olacaksa bu kime zarar verecek, kime yarar verecek, nasıl toplumsal fayda sağlanacak? Ben üç adaya dayanarak bu soruyu yanıtlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Evet, nasıl güveneceğiz dediniz değil mi? Yani sisteme veya atıyorum seçtiğimiz siyasilere nasıl güveneceğiz? Şimdi Shakespeare'in çok sevdiğim bir lafı var. Diyor ki güven ruh gibidir. Terk ettiği bedene asla geri dönmez. Şu anda Türk toplumunun Türk siyasetçisiyle bir güven sorunu olduğu belli. Ve bu çok kolay aşılacak bir şey de değil. Çünkü bu bir anda olmadı. Yıllara sari bir şekilde yaşadığımız bir güven sorunu bu. Şimdi biz bu güveni terk ettiği bedene nasıl tekrar geri getireceğiz? Valla bunu tesis etmek çok kolay değil. Ama bu şöyle, mesela şunu diyemeyiz biz. Atıyorum ben adayım, değil mi? Ya bana güven, oy ver. Bunun bir şeyi yok, karşılığı yok. Bu ancak biz o görevlere seçildikçe yaptıklarımızla bunu ispat ederek ortaya koyabiliriz. Ama burada asıl iş size düşüyor, biliyor musunuz? Yani biz göreve talip olduk, adayız. Seçmen şuna bakacak. Ben hangisine daha çok güvenebilirim? Hangisi meclise gittiğinde bana güven telkin edebilir? Bunu herhangi bir siyasi angajmanı düşünmeden söyleyeceksiniz. Kararınızı buna göre vereceksiniz. Aslında güveni tesis edecek olan, aday olan veya seçilecek olanlar olmayacak. Bizleri oraya gönderecek olanların bakış açısı olacak. Güveni bunun üzerinden inşa edebilecek. Aksi takdirde biz deseniz ki bana çok güvenin, bakın bize güvenin, ya bunun bir karşılığı yok. Gideriz, seçiliriz. Burada söylediklerimizi yaparız, yerine getiririz. Siz dersiniz ki ya evet ya bunlar bunu söyledi ve gitti bunu yaptı. Evet, siyaset mekanizmasında bir şeyler değişiyor. Bu bir kuşakta da bitmeyecek bakın. Birkaç kuşak. Çünkü maalesef siyasetçi dediğimiz profilin düşüklüğü bugüne kadar hep bu algıyı oluşturdu. Kimse o karelerde yer almadı. Yani Türkiye'ye verimli olabileceğini gördüğümüz bir sürü sanatçı, bir sürü akademisyen, bir sürü kanaat önderi siyaset yapmaya gelince bundan imtina etti. Neden? Çünkü o fotoğraf karelerine girmek istemedi. Ama bunun bir yerde değişmesi lazım. Hem şikayet edip hem de bir şey yapmamak söz konusu olmaz. Şahsım adına ben bu inisiyatifi aldım. Şikayet etmeyi bıraktım, inisiyatif aldım. Bir şeyler yapacağım, yapma fırsatım elime geçerse. Ha, bu güveni inşa etmekte bir tuz tanesi kadar katkım olursa bana ne mutlu. Ama bu ne yalnızca benim veya benim gibilerin yapabileceği bir iş. Sizin tercihlerinizde salt siyasi, salt ideolojik tercihler olmamalı. Sizin meclise göndereceğiniz isimlere bakarken bu güveni inşa edebilecek profili taşıyor mu, taşımıyor muyu çok ince eleyip sık dokunmanız gerektiğini düşünüyorum. Yani bu tek taraflı değil, çift taraflı bir etkileşimin ürünü.